Annemle konuştun mu? Şimdi iyi dinle bak. Paket indiriliyor. Yükleme yapılana kadar pozisyonunuzu koruyun. Anlaşıldı amirim. Şimdi bak, komiser amirle konuşuyor. Konteynerler kamyona yüklendiği anda operasyona başlayacaklar. Onu anladım. Az önce bir soru sordum sana, farkındasın değil mi? Yağmurcuğum, iki tip arama vardır. Adli arama, önleme araması. Bu adli aramaya giriyor. Yani suçun iz, eser, emare ve delillerini elde etmek için yapılan ya da... Beni dinlemiyorsun. Yağmurcuğum, şu an operasyondayız ya. Bunu mu konuşalım şimdi, anlamadım. Annemle konuşmadın değil mi? Hayır, yapamadım. Ya biz seninle nasıl anlaştık? İşte o Fatih denen çakalın da tam olarak yapmaya çalıştığı şey şu. Yani bizi burada birbirimize düşürmek. Sana söylediği anda zaten annenin bunu öğreneceğini biliyordu bu adam. Mesele Fatih'in yaptığı şey değil, mesele senin yaptığın şey. Kızım biraz uyanık ol ya, biraz akıllı ol, gözünü seveyim. Bir düşün ya. Bir düşün, şu oyunlara bir gelme ya. Merak etme, ben akıllıyım. Mesela senin önce yapıp edip sonra da sıyrılmaya çalıştığını anlayabiliyorum. Paket yüklendi amirim. Operasyon için emirlerinizi bekliyoruz. Başlayın. Bak, bunu konuşacağız sonra, tamam mı? Şimdi otur, izle bir baskın nasıl yapılır gör, tamam mı? Sayın savcım, konteyner ve şüphelileri ele geçirdik. Etraf gayet temiz durumda. Gelebilirsiniz. Tamam, geliyoruz. Şimdi biz devreye giriyoruz. Sen burada kalabilirsin, tamam? Sayın savcım, konteynerle beraber 4 şüpheliyle geçirdik. Tamam, emniyete götürüp ifadelerini alırsınız. Buradan çıkana göre de mahkemeye sevkini yaparsınız, tamam? Anlaşıldı. Narkotikten kim var? Narkotikten başkomiser ayrı, sayın savcım. Hadi bakalım. Açın. Ya tamam, anlıyorum, sinirlisin ama yani dünyanın sonu değil ki baba. Ya bu olur, çok normal bir şey. Bu, sen demiyor muydun, bu meslekte her zaman şansın yaver gitmez. Herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Olmaz!
Bana olmaz! Hatırlamıyor musun? Ortaokulda tiyatro gösterisinde ben sahneden düştüm. Bütün okul bana gülmüştü. Olur yani, herkes olur baba. Bana tuzak kurdular. Bana tuzak kurdular. Anne, eve geliyoruz. Babam çok sinirli. Bizi kapıda karşıla. Baba, baba dur. Dur. Dur, bir sakin ol. Annene mi haber verdin? Evet. Oh Yağmur, in arabadan. Hiçbir yere inmiyorum, tamam mı? Bu halde seni hiçbir yere göndermem. Ya arabayı bir yere geçireceksin. Yağmur, arabadan in, işim var. Ne oluyor? Anne, şunu arabadan indir. Çok sinirli ve kötü bir şey yapacak. Canancığım, yok bir şey. İşimi yapmaya gideceğim. Selim, in bir konuşalım hadi. Canancığım, kapıyı bir kapatır mısın? İşimi yapacağım, geri geleceğim. Bir şey yok. Altısın arabadan. Kızının halini görmüyor musun? Selim, bir ikiniz de inin. Bir sakinleşelim önce, hadi. Al, indim, tamam. Ne oluyor? Ha? Çok kötü geçti operasyon. Nasıl kötü geçti? Daha yeni başlıyoruz. Alo. Savcı Selim Kara, sen şu Latif'i bir ver bana. Şu Latif'i bana bir ver. Emredersin savcı. Ulan! Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Sen kimle dalga geçiyorsun lan? Bak, şimdi buradan çıkıyorum. Oraya geliyorum. Sana yanlış nasıl yapılır gösteriyorum. Kolunla tutup sokağa atacağım seni. Duydun mu lan? Kolunla tutup sokağa atacağım. Bak, Halil Sadi'nin önüne atacağım seni. Onunla konuşacaksın. Ben senin biletini kestim. Bitti. Bitti. Şimdi kapat telefonu, beni bekle. Oraya geliyorum. Yok, gidemezsin böyle hiçbir yere. Sakinleşmen lazım. Böyle gidemezsin. Canan, ben çok sakinim. Şu anda çok sakin. İyisin. Sakinim Canan. İyisin ama. Herif şu anda bana gülüyor ya. Herif şu anda bana ağzını açmış gülüyor orada ya. Kim? Benle dalga geçiyor herif ya şu anda. Kim? Selim, kim? Kim o? Kim dalga geçiyor? Kim ya? Gizli tanık. Şimdi gideceğim. Kolundan tutacağım, sokağa atacağım herifi ya. Gizli tanığın hayatını riske mi atacaksın? Sen öyle bir şey yapamazsın bir defa. O kadar güzel yapacağım ki. Selim, hayır. Sen emin misin bu adamın sana oyun oynadığına bir defa? Canancığım bak, anlamadığın işlerle ilgili lütfen fikir yürütme, tamam mı? Şimdi yol ver çıkayım lütfen, emin işim var. Emin değilsin işte, emin değilsin. Belli Selim, yapma şunu işte. Canancığım, iyi değilim ben. Ya anlıyorum, iyi değilsin zaten de. Yani başkası yaptıysa, ne kim? Bileyim. Ekibinden biri ise? Canan, saçma konuşuyorsun. Bak, iyi değilim ben. Ne i̇yi olur. Değilsin. Evet, gerek. İyi değilsin. O yüzden de çıkamazsın. Lütfen Selim. Canan, hayır. Lütfen. Hata gitmem. Hata yapacaksın bak. Canan, gidebilir miyim Canan? Hayır. Başsavcı arıyor. Tamam, ben şey yapayım. Sakin sakin. Şey yap. Buyurun Sayın Başsavcım. Hayır, hayır. Hayır, öyle değil. Tanığın verdiği ifadeye göre tamamen benim inisiyatifimle başlatıldı operasyon. Adalet Bakanlığı müfettişim aradı. Tamam, tamam, tamam. Gerekirse soruşturma açılır. Ben gelir ifade veririm. Tamam. Kolay gelsin.
Az önce konuştuğum başsavcı mı? İstanbul başsavcısı, olay çok büyümüş ya. Bürokrasi Selim yani. Herkes söylemesi gerekeni söylüyor. Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Selim. Bir kendine gelir misin artık? Ne olursun. Yapma, tamam mı? Canım. Canım böyle bir rezillik olamaz ya. Böyle bir rezillik olamaz. Yani bütün emniyetin önünde... Benle alay ettiler ya. Ve ben... Orada benim kızım var ya yanımda. Benim kızımın yanında benle... Ben bu enkazın altından nasıl kalkacağımı hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama işte bu işin sorumlusunu yakaladığım zaman onun geçeceğim ama işte... Ben hayatımı adamışım ya bu davaya. Selim, kendini bu kadar hırpalama artık ya. Sen işini çok düzgün yapıyorsun, çok iyi yapıyorsun. Hatta o kadar iyi yapıyorsun ki. Bak yıllar sonra ilk defa ailenle bir zaman geçiriyorsun yani. Yapma bunu kendine lütfen. Tamam mı? Ben başıma gelen her şeyi hak ediyorum canım. Başıma gelen her şeyi hak ediyorum. Tek tek hepsini hak ediyorum. Sana yaptığım şeyler yüzünden bu başıma gelen her şeyi hak ediyorum ben. Benim hak etmediğim tek şey ne biliyor musun? Sensin. Ben seni hak etmiyorum canım. Sen ne kadar büyük bir hediyesin benim için. Ben senin kıymetini bilmiyorum. Vaat sözleşmesi imzalamışsın. Noter onaylı değilse aracı komisyonunu alamazsın. Eyvah. Sen nasıl tanıştın müşteriyle? Yüz yüze bir karşılaşma olmadı. Bizim avukat Fatih kanalıyla iletişime geçtik. Yakın arkadaşıymış. Adam yurt dışında yaşıyor zaten. Fatih'in arkadaşı mıymış? Neymiş? Adı Suat Şenbir. Armatörmüş adam. Bir yüz yüze mi konuşsanız acaba? Nereye ya? Çıkıyorum biraz. Bir işim var. Davayla mı ilgili? Yok yok. Yok başka mevzu. Ben ararım sonra seni. Tamam konuşuruz. Görüşürüz. Alo Fatih. Bir görüşebilir miyiz ya acil? Aha evet evet şimdi. Tamam. Öyleyimdir. Ben de sana şunu vereyim. Ne bu?
Can'ın avukatı olarak sana elden tebliğ etmiş oldum savcı. Sen ne anlattın lan karıma? Karıma ne anlattın lan? Sakın. Canan! Canan! Canan dur! 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 Allah aşkına konuşalım. Ne oldu? Bir dakika dur. Çekil. Gitme konuşalım. Çekil git. Canan bu ne? Bu ne? Bunu niye Fatih bana veriyor? Ne oluyor? Çekil çekil. Canan bir konuşalım lütfen. Bu ne demek? Ne anlattı Fatih sana? Ne diyor Fatih? Senin işine engel olduğumu mu anlattı? Onu ben sana anlatacaktım zaten. Onu da mı yaptın? Onu da mı yaptın ya? Onu da mı yaptın? E ne o zaman? Ne anlattı? Akgün Gökay Taşkın kim? Kim ya? Kim söyle? Savcı bir arkadaşının oğlu öyle mi? Yalancı pislik. Organize suç liderinin oğlunu alıp evimize getirmişsin. Çocuklarının yanına. Sen hangi cüretle yapıyorsun bunu ya? Kimsin sen? Ha? Kimsin? Sen hayal kırıklığısın. Defol git şimdi, mahkemede görüşürüz. Sinirlisin ama... Konuşma, konuşma. Ya sus, gir içeri. Ne duyduğunu... Yürü ya. Biliyorum, sinirlisin. Kaç Canan, artık ya. Canan bir dakika konuşmamız lazım ya, bir konuşacağız. Hayır, bir dakika dur. Konuşmayacağız biz seninle ya, ne konuşacağız? Canan Allah aşkına bir durur musun? Bir saniye. Durmayacağım ya. Anne bir Yağmur, dur. Gir içeri hadi. Ya bir babamı dinler misin? Yağmurcuğum içeri gir. Ne yapalım, konuşmayalım mı? Burada mı konuşalım? Ne yapalım? Kavga mı edelim çocukların önünde? Ne konuşacağız ya? İmzaladın mı? Canancığım. Ben bu olanı buraya keyfimden getirmedim, tamam mı? Hiç beklemediğim şeyler gelişti. Babası tanıklık yapmayı kabul etti. İmzaladın mı dilekçeyi? İstanbul'da kalacaktık Canancığım biz. İstanbul'da, çocuğu İstanbul'da bırakacaktım. Evde kalacaktı çocuk ama sen beni aradın. Ya boşanmak... imzaladın mı, imzalamadın mı? Ne anlatıyorsun sen bana? Neyi soruyorsun ya? Neyi soruyorsun ya? Dilekçeyi diyorum ya, dilekçeyi. Çıldırtma beni. Bunu mu soruyorsun? Bak, dilekçe bende. Canan niye bunu yapıyorsun ya? Allah aşkına neden önün arkasını düşünmeden niye böyle saçma sapan kararlar alıyorsun ya? Bak öfkeyle anlık kararlar alma Canan. Ne olur her şey yoluna girmek üzere ya. Ha? Her şeyi yoluna sokmak üzereyiz Canan. Yapma bunu ya. Hayatım ne olur. Çekilme hayatım falan deme bana. İmzalayayım mı? Onu mu istiyorsun? Tamam. Madem bu kadar keskin bir tavrın var. Ne gerekiyorsa onu yapalım Canan. Tamam. Ama yazık ya. Canan yani bunca yıllık ilişkimize gerçekten yazık ya. Düşünmeden etmeden. Arada çocuklar var be. Çocuklar var arada ya. Çocuklar var ya. Yanındaki o getirdiğin çocuğu da alıyorsun. Çıkıp gidiyorsun hayatımızdan, tamam mı? Nasıl gideyim ya Canan şu anda? Vallahi Selim nasıl aniden geldiysen öyle gidersin. Ben seni de... O oğlanı da her sabah karşımda görmek istemiyorum. O mafyanın oğlu benim çocuklarımın yanında duramaz, tamam mı? Canan bak sürekli şart koşuyorsun, ne olur yeni bir şart koşma ya. İmzala dedin, imzaladım dilekçeyi. Ne istiyorsun ya? Burada bir davam var, onu koşturuyorum, onunla ilgileniyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Mahkeme, boşanma bitsin. Tamam, zaten gideceğim, durmayacağım burada. Tamam, sen gitmezsen ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ablama, ablama gidiyorum. Canan delirme, ne olur delirme. Ya bırak, sen delirttin beni. Alı. Canan Kara, yakışmıyor sana ya. Gelmezsin sanmıştım. Boşum vardı, biraz geldim. Bunun ne işi var burada? Ya elimi kullanamıyorum işte, arabayı kullanıyorum. Annemi iyice delirtmek mi istiyorsun? Bak zaten bana bile çok sinirli. Neyin peşindesin? Seni de zora soktun ha? Yok, beni zora falan sokmadın. Bu arada bence girme içeri.
her tarafı dağıtmış, darmadağın, sinirini şimdi senden çıkaracak. Ha, ben de onu anlamıyorum işte. Yani kendi faydasına olan bir şeyden niye çıkarıyor bu hıncını? Ne oluyor yani? Otur orada işte. Bence sizi görmeden gidin. Tabii ben de gideceğim zaten şimdi, siz de gidin. Sen bin arabaya da aklım bıraksın seni. Ben de bir annenle konuşayım. Duymuyor musun baba beni? Yavrum annenle konuşacağım, annenle. Benim hala karım o. Oturacağız konuşacağız. İki medeni insan gibi konuşacağız. Tamam sen bin arabaya. Tamam yok ben kendim giderim. Gerek lütfen, yok. Lütfen arabaya biner misin? Ya baba binemem. Annem zaten Akgün'le görüşmemizi de yasakladı. Niye bineyim arabaya ben şimdi? Ya Akgün zaten siteye gidiyor, seni teyzene bırakacak. Ne olur ne olur yorma beni ne olur. Hadi geç lütfen. Gel. Geç. Tamam. Tamam dinliyorum. Siteye gidersiniz tamam mı? Evi gösterir zaten teyzesine bırakacaksın. Limana dönecektik biz. Ya ben dönerim. Olmadı yarın dönerim bakarım yani. Hadi. Savcım ama bak elin... Ya Allah aşkına haydi yürüyün ya. Hadi. Ya bence gitme. Bak baba daha kötü olacak. Bundan daha kötü ne olabilir ya? Ha? Daha kötü ne olabilir? Hadi gidin. Hadi. Hadi dikkatli gidin. Ben şey için uğradım. Şunu vereyim. Davanızın tensip tutanağı. Hayırlı olsun. Canan. Üzüldün sen. Ya. İyiyim, iyiyim. Canan. İnsan eşyasıyla vedalaşırken bile üzülüyor. Bunca yıllık evlilik, alışkanlık, emek. Üzülmen gayet doğal. Ben seni ailemin yanında bir daha görmeyeceğim demedim ulan! Senin ne işin var burada ya? Nöbet mi tutuyorsun bir de ofisörlerinde? Bu adam daha akşamına Canan burada ne arıyor? Sakın bana tek kelime daha etme. Selim, sakın! Sen hangi yüzle bana hesap soruyorsun ya? Hangi yüzle? İcazet mi alacağım ben seninle avukatımla görüşürken ya? Ver şu tebligatı Fatih! Ver! Elden tebliğ etmiş olayım. Mahkemeniz iki gün sonra. Benden fazla huzurunuzu kaçırmayayım. Gideyim ben. Canan'cığım görüşürüz. Özür dilerim, çok özür dilerim. Çok pardon. İki gün sonra boşanıyoruz demek ha, öyle mi? Ve ben bu tebligatı o heriften alıyorum. Siz bana bunu yapmaya utanmıyor musunuz ya? Bitti mi? Bittiyse, için döktüysen tamam hadi çıkacağım ben. Canan tamam bir yalanımı yakaladın. Eyvallah. Ama freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorsun. Farkında değil misin ya? Bak her şeye saygı duyuyorum. Ama sen kendine de zarar veriyorsun Canan. Şu saatten sonra seni ikna etmemin imkansız olduğunu biliyorum. Ama neden bu kadar yüksek bir tepki veriyorsun ya? Ama yani. Ben bıktım senin amalarından ya. Bıktım.
O çocuğu evimize kadar sokmanın bir aması var mı? Ya Akgün dediğin daha çocuk ya. Akgün dediğin daha 20 yaşında bir çocuk Canan. 20 yaşında. Ne yapsaydım çocuğu? Kaderine mi teslim etseydim? Bıraksa mıydım orada? Ne yapsaydım ya? Bıraktım ama olmadı. Beceremedim. İçime sindiremedim. Ne yapayım? Aldım geldim. Sen de gördün çocuğu, konuştun. Ya ben varım. Ben. Bak ben bütün tedbirimi almışım ya. Ben çocuklarını tehlikeye atacak bir adam mıyım Canan? Selim, dinlemiyorum ben seni artık. Duymuyorum ya, anlamıyor musun? Sen ve ben diye bir şey yok. Sen benim için çocuklarımın babasısın, o kadar. Ben sana ne yaptım ya? Ben sana ne yaptım Canan? Bu kadar ben sana ne yaptım ya? Hırsızlık mı yaptım, soysuzluk mu yaptım, dolandırıcılık mı yaptım, ne yaptım ya? Yıllardır şerefimle, namusumla çalışıp aileme bakmaktan başka ben ne yapmışım ya? Allah aşkına bunu bir söyle bana ya. Senelerdir ateşin içinde savaşıyorum tek başıma. Ailemi o ateşin dışında tutmaya çalışıyorum ve ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım Canan, bu kadar ya? Bilmediğim bir şey benim yüzümden başına bir şey mi geldi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. Benden bu kadar neden nefret ediyorsun Canan? Bunu anlamak istiyorum ya. Başına bir şey mi geldi benim yüzümden? Defol git şuradan. İki hafta dedin, ay oldu Canan, ay. Anlatabiliyor muyum? Bugün geleceğim, yarın geleceğim, bugün geleceğim. Sen beni mi oyalıyorsun ya? Ben anlamadım, bu kadar işimin arasından kalkıp bir de seni burada mı toparlayacağım ben? Anlayamıyorum yani. Ben seviyorum burayı. Çocuklar da seviyor. Ya nasıl seviyorum ya? Ne demek seviyorum ya? Canan, senin İstanbul'da bir evin var, bir kocan var. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ya Selim, şu yan tarafta bir ev boşalmış da biz buraya mı taşınsak acaba? Ev boşalmış diyor. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Biz buraya niçin taşınıyoruz Canancığım? Neden taşınıyoruz buraya? Emekli miyiz biz? Yani iki tane eli silahlı herif beni tehdit etti diye korkup buraya mı kaçacağım ben Canan? Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Ben iyi değilim bir. Aa. Gel şöyle gel. Gel koltuğa geçin. Ah, bir tur tansiyonu düştü galiba. Allah Allah. Gel sana bir su vereyim. Başım dönüyor ya. Aa. Nasıl, daha iyi misin şimdi? Selim. Benim sana bir şey söylemem lazım. Canancığım söyleme. Ne olur söyleme. Bak zaten çok gerginim. Tamam mı? Çok gerginim. Beni daha fazla gelecek bir şey söyleme. Tamam mı? Lütfen. Ne olur. Yok. Bir saniye. Alo. Ne yapacağız peki şimdi? Yani ben orada değilken siz bir tane dosyayı tasnif edemeyecek misiniz? Tamam beklesin orada. Bir saniye dur. Biz bir saate yola çıkamayacak durumda mıyız? Bir şey söyle, söyle. Hiç kırıştım. Çocuklara ben mi söyleyeyim, sen mi söyleyeceksin? Ben söylerim. Tamam. Ben akşama İstanbul'a geliyorum, tamam mı? Siz orada bekletin. Ben gelince çözeceğiz onu. Thank you.
Savcı Canan Kara. Davalı Selim Kara. Hadi. Anlaşmalı boşanma protokolünüz doğrultusunda şimdi davacıdan başlayarak mahkemenin ve herkesin huzurunda tekrar soruldu. Boşanmak istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Davalıya soruldu. Siz de istiyor musunuz boşanmak? Avukat Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır Sayın Hakim. Dosya incelendi, araştırılacak başka husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi. Öyle üzülüyorum ki. Hücreler bırakamıyor kendini. Şöyle tam bir oh çekecekken ayrılık güzel eğer hemen döneceksen. Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen. Herkes bir parça aldı götürdü benden. Ben demeyi bıraktım yoruldum seni üzmekten. Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarından. Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen.